Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım 3. haftanın bölme bölünebilme konusunun testini çözeceğiz bu videoda. Şimdi arkadaşlarım şöyle bir şey var, sizden özür dileyerek başlamak istiyorum videoya öncelikle. Çünkü sevgili gençler benim de dikkatimden kaçmıyor değil. Kitabımızın test kısımlarında bazı soruların cevap anahtarları arkadaşlarım, bakın soru yanlış değil ama cevap anahtarları yanlış girilmiş arkadaşlar, kusura bakmayın. Yani 10 kere çözdüğüm sorunun bile doğru cevabını bildiğim, ki daha önceki mesela geçen senenin son tekrar kampında çözdüğüm sorunun cevabı bile arkadaşlarım yanlış girilmiş. O yüzden çok özür diliyorum. Bunları video ders kitabı olduğu için biraz daha avantajlıyız aslında. Hani videodan direkt öğrencilerimiz sorunun cevap anahtarının yanlış olduğu bilgisinin duyurusunu benden alıyor, fakat kitabı alıp da kendi başına çözmek isteyen arkadaşlarım için gerçekten ama gerçekten özür dilerim. Bundan sonraki sayfalarda daha az olduğunu biliyorum arkadaşlarım, hataların. Daha doğrusu hani yok denecek kadar az olduğunu biliyorum. Özellikle oran orantı konusundan sonra, üstü köklü sayılardan sonra arkadaşlarım. Ama bu konularda sevgili gençler kusura bakmayın. Gerçekten sizlere de mahcup oluyorum. Eyvallah. Şimdi gençler hazırsanız, dilerseniz sorularımızı çözmeye başlayalım. Arkadaşlarım bize ilk sorumuzda denmiş ki Z11'den büyük veya eşit olmak üzere 3 tane bölme, bakkal bölmesi verilmiş. Verilen bölme işlemlerine göre A artı B'nin toplamı soruluyor. Şimdi öncelikle şuradaki x'i bir oluşturalım. X eşittir 2 ile y'yi çarpıyorsunuz. 2y artı bir de ne diyorsunuz? 3. Buradaki y'yi oluşturuyorsunuz. Y eşittir 2 ile z'yi çarpıyoruz. 2z artı 4 diyoruz. Bir de buradaki x'i oluşturalım. X eşittir a çarpı z artı b diyorsunuz arkadaşlar. Bunları dedikten sonra bizden istenen a artı b toplamı olduğunu da görüyoruz. Şu a ile b'nin toplamı istenmiş. Bakın gençler, burada elde ettiğimiz bir y değerimiz var. Bu y'yi alıp şurada yerine monte edebilirsiniz. Yani x eşittir 2 açtığım parantezi. Y neymiş? 2z artı 4'müş. Yerine yazıyorum. 2z artı 4 artı bir de 3'ümüz var. Onu da unutmayalım. Artı 3 dedim. Daha sonrasında 2'yi içeri dağıtın arkadaşlar. 4z artı, bakın 2 kere 4 8 yapar. 3 de burada var, 11 yapar. Ve x'in aslına bakarsanız 4z artı 11 olması gerektiğini öğrendik. Peki burada x başka neye eşitti? A çarpı z artı b'ye. Yani eşittir a çarpı z artı b'ye eşittir diyoruz. Şimdi arkadaşlarım burada z'nin katsayısı 4, z'nin katsayısı a. Demek ki a eşittir 4. Sabit kısım 11, sabit kısım b, demek ki b eşittir 11 diyeceğiz. Bizden a ile b'nin toplamı istenmişti. İkisini toplarsanız doğru cevabın 15 olması gerektiğini de görebilirsiniz. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz gençler. Geçtim ikinci soruma. İki basamaklı x tam sayısının sağına 5 yazıldığında elde edilen sayı. Şimdi iki basamaklı bir x tam sayısı varmış. Ben bu iki basamaklı x tam sayısına a, b demek istiyorum. AB'nin sonuna 5 yazıldığı zaman 3 basamaklı bir sayı elde ederiz. Ve bu sayımız sevgili arkadaşlarım x artı 3'e, x neydi? 2 basamaklı AB sayısıydı. Dolayısıyla ben buraya AB artı 3 yazarsam tam bölünüyormuş arkadaşlar. Kalansız bölünüyor. Ve bölüm dediğimiz kısım, yani şurası da sevgili arkadaşlarım bölenin 16 eksi oluyor. Bölen kısmı neresiydi? Şurasıydı. Bundan 16 çıkaracağız şimdi. Bundan 16'yı çıkarırsanız da AB eksi 13 sayısını bulursunuz. 3'ten 16 çıkardınız, eksi 13 oldu çünkü. Şimdi ben bunun kalansız bölünebildiğini biliyorum. Demek ki AB 5 3 basamaklı sayısını şunla direkt bunu çarparak elde edebileceğim. Şimdi AB 5 sayısı yazalım. AB 5 sayısı eşittir AB artı 3, AB artı 3 çarpı AB eksi 13 dedim. Bunu dedikten sonra bakın, sol taraftaki kısmı AB'ye dayalı olarak çözümlemek istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Bakın arkadaşlarım, AB 5 sayısını elde etmek için AB 0 ile 5'i toplayabilirim değil mi? Bu AB 0 dediğimiz şey de aslına bakarsanız 10 tane AB'dir. Buna 5 eklerseniz AB 5 3 basamaklı sayısını elde edersiniz.
Dolayısıyla ben buraya eşittir dedim. AB 5'i nasıl yazacakmışım? 10 AB. 10 tane AB artı 5 diye yazacağım. Eşittir dedim. Şu kısmı da hepsini birbirinin üzerine dağıtalım. AB ile AB'nin çarpımı AB'nin karesi yapar. Daha sonrasında 3AB eksi 13AB'den eksi 10AB gelir. Ve 3 kere eksi 13'ten de eksi 39'u buluruz. Şimdi bunları yaptıktan sonra gördüğünüz üzere burada AB'mizin karesi var. Şu artı 10AB'yi bu tarafa gönderirseniz eğer, bakın AB'nin karesi eksi 20AB elde ederiz. Artı 5'i de bu tarafa eksi 39'un yanına gönderirseniz eksi 44 gelecektir ve eşittir 0 kalacaktır. Şimdi burada bir güzel AB 2 basamaklı sayısını çarpanlarına ayırıyorum AB'ye AB. Burasını da eksi 22'ye artı 22 diye çarpanlarına ayırırsanız çarpımları eksi 44, toplamları eksi 20 olan sayıyı bulmuşuz demektir. O halde buradan AB 2 basamaklı sayısı kesinlikle ama kesinlikle şunun eksilisi yani 22 olacaktır diyoruz. Veyahut eksi 2'dir. Fakat AB 2 basamaklı bir doğal sayı olduğu için hem negatif olamaz hem de tek basamaklı olamaz. Dolayısıyla bu değil. AB 2 basamaklı sayısının ben ne olduğunu gördüm? 22. Peki AB 2 basamaklı sayısı başka neye eşitti? Tabii ki x'e, bize de zaten x sorulmuştu. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum. Üçüncü sorumla. A'yı B'ye bölmüş, C artı 2 bölümüne ve 4 kalanına ulaşmış. Yukarıda bölme işlemine göre B'nin A ve C türünden eşiti sorulmuş. A'yı oluşturalım arkadaşlarım. A eşittir B çarpı C artı 2 artı 4 tür değil mi? Şimdi benden B'nin A ve C türünden eşitini istediği için ben tabii ki burada B'yi yalnız bırakmaya çalışıyorum. B nasıl yalnız kalır? Öncelikle artı 4'ü karşı tarafa A'nın yanına zıplatacağız. A eksi 4 olacak. Eşittir. Daha sonrasında da B çarpı C artı 2'miz gelecek. Bakın bu kısımda C artı 2 dediğimiz sayımız, ifademiz burada çarpım durumunda olduğu için karşıya geçerse bölüm ifadesi olarak geçecek. Dolayısıyla ben A eksi 4 bölü C artı 2 dersem artık B yalnız kalmış demektir. İşte arkadaşlarım B'nin A ve C türünden de eşitini bulmuş oluruz. A eksi 4 bölü C artı 2 bizim cevabımızdı. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz arkadaşlar. Ve devam ediyorum dördüncü sorumla. A5 BC ve A1 BC sayıları 4 basamaklı sayılardı. İşte cevap anahtarı yanlış olan sorulardan birisi bu arkadaşlar. A5 BC sayısının 19 ile bölümünden kalan 2 ise A1 BC sayısının 19'da bölümünden kalan kaçtır? Öncelikle sevgili arkadaşlarım şunu fark etmişsinizdir. A5 BC'den A1 BC'yi ben çıkardığım takdirde burada 400 sayısının kaldığını görürsünüz. Neden? Çünkü bütün basamaklar aynıyken sadece 5'te bir farklı. Buradaki 5'in basamak değeri 500. Buradaki 1'in basamak değeri 100. Dolayısıyla 500'den 100'ü çıkarırsanız bu sayıda 400 kalır. O halde ben diyorum ki A5 BC'den 400'ü çıkarırsam aslında A1 BC'yi elde ederim. Şimdi tüm bunları yapmışken 19'la bölümünden kalan neymiş arkadaşlarım şu sayının? Kalan 2'ymiş. Eksi 400'ün 19'la bölümünden kalanını bulacağım. Ben bu sayıdan 400'ü çıkarıp A1 BC'yi bulmak yerine kalanları çıkaracağım ve cevabı bulacağım. Şimdi bana ne lazım? 400'ün 19'la bölümünden kalan gerekiyor. Kaç defa var? 2. 2 kere 19, 38 çıkardım. 2, 0 aşağı indirdim. 20'nin içinde bir defa 19 dedim. Çıkar kalan ne? 1. Bakın kalan kaçmış arkadaşlar? 1'miş. O halde cevap 2'den 1'i çıkarırsanız doğru cevabınız da bunun kalanı da 1 olacaktır deriz. Cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. İlk baskıdaki kitaplarınızda cevabın Edirne olarak göründüğünü söylüyor. Yalnız yanlış arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi tekrardan kusura bakmayın, özür dilerim. 100 defa da kontrol etsem gözden kaçan detaylar olmuş bunlar. Kusura bakmayın tekrar. Gerçekten çok mahcup oldum. Evet gençler devam edelim. Can sıkıcı bir muhabbet ve sabahtan beri de moralim bozuk yani. Neyse. Abi tam sayı olmak üzere 3 tane öncülümüz var. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Şimdi çift ve tek sayılarla alakalı ben eğer ki mesela burada demiş ya A çiftse demiş. Ben çift sayıları 2K ile tek sayıları da 2K-1 ile gösteriyordum. Eğer ki A çift sayıysa 2K gibi bir muhabbeti vardır.
Bunun küpü demiş. Şimdi ben bunun küpünü alırsam 8k küp gelir. 8k küp 8'e tam bölünür demiş. 8k küpün içerisinde 8 çarpanı olduğu için tabii ki 8'e tam bölünür. Dolayısıyla birinci öncülümüz bizim kesinlikle doğrudur. Geçtim 2'ye. A tek ise a karenin 4'le bölümünden kalan 1'dir. Şimdi arkadaşlar gelin bunun karesini alalım. Bakın tek bir sayı bu. Bunun karesini alırsam birincinin karesi 4k kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı eksi 4k artı eksi 1'in karesi de 1. Bakın arkadaşlar bizim bu sayıyı 4'e bölmemiz gerekiyor. Burası 4'ün katı olduğu için tam bölünür. 4'ün katı olduğu için tam bölünür, kalan 1'dir. Ne demiş? Kalan 1'dir. O zaman bu da doğru. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. A kare eksi A sayısı 2'ye tam bölünür denilmiş. Şimdi ben bunu çarpanlarına ayırırsam A parantezinde A eksi 1 sayısını bulurum. A sayısı neyse A eksi 1 onun 1 eksiğidir. Yani bu çiftse bu tektir, bu tekse bu çifttir. İşin içinde mutlaka bir tane çift sayı var. İşin içinde mutlaka bir çift sayı varsa bunun çarpımının sonucu çifttir. Yani a kare eksi a sayısı kesinlikle ama kesinlikle çifttir. Ve çift bir sayı olduğu için de 2'ye tam bölünür arkadaşlar. Demek ki 3. öncülümüz de doğru. Cevabımız ne olacak? Edirne seçeneği olacak deriz. Geçtim 6'ya. Genişliği 0.9 metreden uzun, yani 90 santimetreden uzun. Bakın burası 90 santimetreden uzun. 1.4 metreden daha kısa olan. Ha bu arada genişliği demiş. Tamam, şöyle diyeceğiz. Çok üzgünüm. 90 santimetreden uzun arkadaşlarım burası. Ve 1.4 metre, yani 140 santimetreden de daha kısa. Pekala. Rafının birine eni 8 santimetre, diğerine 13 santimetre olan kitaplar şekildeki gibi yan yana dizilecektir. Bakın arkadaşlar 8 dizildiği zaman 6 santimetre boşluk kalıyormuş. 13 dizildiği zaman da burada 9 santimetre boşluk kalıyormuş. Yani aslına bakarsanız ikisi de aynı raf. Birisi 8'in katından 6 fazla, öteki de 9'un katından, pardon 13'ün katından. Çünkü 13'er 13'erdeki kitaplar. 13'ün katından 9 fazla diyeceğiz. Şimdi gelin şunu kontrol edelim. Rafımızın genişliği A olsun, acaba A kaç olabilir diyelim. Bir kere ben 140'tan daha kısa olduğunu biliyorum arkadaşlar. 140'tan daha kısaysa 140'tan önceki 8'in katlarını kontrol edelim. Örnek veriyorum, 128 veya işte 136 8'in katıdır. 136 olursa 6 eklenildiği takdirde 142 gelecektir ama bu olmaz, 140'tan az demiş. Demek ki önce 128'i kontrol edelim. 128 8'in katıdır. 6 eklersem bir rafın genişliği 134 olur. Pekala, acaba 134'ü ben 13'e böldüğüm takdirde 9 kalanını verir mi? Vermez arkadaşlar. Niye? Çünkü 130, bakın 130 13'ün katıdır ve ben bunu 13'e böldüğüm takdirde 4 kalanını alırım. Burada 9 kalanını almamız gerekiyor. Dolayısıyla bu iş yaş arkadaşlar. Peki 134 yemedi. 134 olmadı. Başka ne olabilir? 8'er 8'er arttığı için burası 8 eksiğini kontrol edeceğiz. Yani 126'yı kontrol edeceğiz. Peki ben 126'yı 13'e böldüğüm takdirde 9 kalanını alabilir miyim? 126'yı gelin arkadaşlar şurada. Çok fazla ileri gittik. Şurada gençler bölelim. 126'yı 13'e böleceğiz. Şurası 2 arkadaşlar. 126'yı 13'e böleceğiz. Pekala, bölelim. Başlayalım. 10 defa yoksa 9 defa vardır. 9 kere 13'te sevgili arkadaşlarım 117 yapar. Kalanımız ne? 9. Bakın mis gibi 9 geldi. 126'yı da 8'e bölünce 6 kalanını veriyor. Demek ki bizim rafın genişliği 126 arkadaşlar. Bu rafa sadece eni 14 santimetre olan kitaplar dizilirse kaç santim boşluk kalır demiş. Tabii ki bu sefer de 126'yı 14'e böleceğiz ve işlemi tamamlayacağız. Peki ben 9 defa olduğunu biliyorum. 126'nın içinde 14'ün. 9 kere 14 ise 126 yapar. Kalan ne? 0. Demek ki bu boşluk miktarı. Boşluk ne kadar kalıyormuş? 0 santimetre. Yani tam tamına sığıyormuş arkadaşlarım kitaplar. 14'er santimetre kitapları ben buraya dizmiş olsaydım kesinlikle ama kesinlikle tam sığacaktı diyebiliriz. 7. sorumuz bir diğer sayfada. N pozitif tam sayısı 3, 5 ve 12 ile bölünebiliyormuş. Şimdi arkadaşlarım burada 3, 5 ve 12'ye bölünebilen bir sayı bulacağız önce. Tamam mı? Bu 3'e, 5'e ve 12'ye bölünebilen N pozitif tam sayısı işte o sayının katıdır diyeceğiz. Peki 3 ile 5'e bölünen sayı kesinlikle ama kesinlikle 15'e bölünüyordur. Hem 15'e hem de 12'ye bölünebilen en küçük sayımız da 60'tır. Demek ki N sayısı
Kesinlikle 60'ın bir katı. 60'ın katıysa sevgili arkadaşlarım, buradaki aşağıdaki sayılardan 60'ın katı olan mesela 60'tan, tamam, n sayısı 60 olsun. Şimdi 60 tam 1 çıkardığım takdirde 59. Tam bölünür mü arkadaşlar 3'e 5 12? Hayır. 61 bölünmez. 75 3'e bölünür, 5'e bölünür ama 12'ye bölünmez. 30 3'e 5'e bölünür ama 12'ye bölünmez. Fakat sen 60'ın katı olacak dedik ya. N eksi 60, 60'ın k eksi 1 katıdır zaten. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, biz ne diyeceğiz? 60'ar 60'ar ilerliyorsa sorun yoktur. Daima bölünür. Bakın 60'dan 60 demiştik. 60 çıkar 0. 0 sayısı hem 3'e hem 5'e hem 12'ye tam bölünür. Dolayısıyla cevabımız Edirne'dir diyebiliriz. Geçtim 8'e. Cevap anahtarı yanlış olan bir diğer sorum da buydu. Cevap anahtarında sorunun cevabı Denizli olarak görünüyor. Dikkatli olun arkadaşlarım. Eğer Edirne olarak çözdüyseniz doğrudur. Devam edebilirsiniz. İzlemek zorunda değilsiniz bu soruyu. Tekrardan kusura bakmayın diyorum. Gerçekten ama gerçekten çok üzüldüm. Yani inanılmaz derecede kontrol ettik ama maalesef bu tarz şeyler gözden kaçınca insanın çok canını sıkıyor. Neyse, bakalım. Olduğuna göre bakın A sayısı 50 basamaklıymış, B sayısı 51 basamaklıymış. A kare artı AB artı 2 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Şimdi bakın arkadaşlar, 50 basamaklı 9 da bölümünden kalanı bulabilmek için rakamlarını toplamamız gerekiyor. Mesela bu sorumuzda daha 2-3 ay önce 400 soruda, daha doğrusu 2-3 ay bile olmadı ya, 2022 YKS'den bir hafta önce yaptığımız YouTube tekrar kampında yazdığım ve orada çözdüğüm bir soru arkadaşlarım. Gayet de doğruydu. Cevap anahtarı falan da doğruydu. Sorunun doğru çözümünü orada da yaptık ama işte cevap anahtarı girilirken yanlış girilmiş arkadaşlar. E yerine D'ye basılmış gibi. Neyse, olur. A kare artı AB artı 2 sayısının 9 ile bölümünden kalan. 9 ile bölümünden kalan diyor ya. 9 ile bölünme kuralı neydi? Rakamlarının toplamının 9'a tam bölünmesi gerekiyordu. Şimdi ben o zaman ikisinin de rakamlarını toplayacağım. A sayısının rakamlarının toplamını nasıl bulurum? Arkadaşlar 50 basamaklı olması bizim için avantaj. Çünkü ben bunu ikişerli ikişerli ayırırım. Çünkü 2 de bir tekrar ediyor bunun rakamları. 2 ile 3'ün toplamı 5. 2 ile 3'ün toplamı 5. 2 ile 3'ün toplamı yine 5 yapacak. O zaman burada kaç tane 5 var? Tabii ki 25 tane. Çünkü 50 tane sayıyı ben ikişerli olarak grupladım. Demek ki 5 çarpı 25 A sayısının rakamları toplamıymış. Yani 125. Peki bu 125'in 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Topluyorsun yine rakamlarını. 5, 2 daha 7, 1 daha 8 arkadaşlarım. Demek ki kalan 8 olacakmış. Tamam? Kalanımız 8. Pekala. Burada şu taktiği de uygulayabilirsiniz. Şimdi 8'i 9'a tamamlayan kaç var? 1 var, değil mi? O zaman kalan 8 dedik ya. Eğer normal şartlar altında kalanımız 8, o %100. Ama sen bu kalana eksi 1 de diyebilirsin. Çünkü eksi 1'e 9 eklerseniz 8'e ulaşırsınız. Tamam mı? Kalana eksi 1 de diyebilirsiniz. Ve bundan sonra A sayısı benim için bu 50 basamaklı uğraştırıcı sayı değil, eksi 1'dir diyebilirsiniz. A'yı eksi 1 olarak kabul edebilirsiniz. Şimdi B'nin rakamlarını toplamına bakacağız. Bakın ikişerli ikişerli grupladığınız takdirde 51 basamaklı olduğu için sondaki bir tane 3 ayrı kalması gerekiyor. 7, 7, 7, 7 diye gidecek. O zaman 50 basamaklı gibi düşünürsek biz bunu, B sayısı içinde burada 25 tane 7 var, artı bir tane de sonda 3 var arkadaşlar. Şurası 175, 3 daha 178 yapar. Acaba bunun 9'da bölümünden kalan kaçtır? 8, 1 daha 9, 9'a bölündüğü için saymıyorum. Kalanımız 7'ymiş arkadaşlar. Bu 7'yi de sen tabii ki o zaman negatif olarak nasıl kabul edersin? Daha küçük bir sayı olarak söyle bakayım, dinliyorum. Ne kabul edersin? 9'a tamamlayanı ne? 2. O zaman eksi 2 olarak kabul edersin. Demek ki bundan sonra B sayısı da bizim için eksi 2'ymiş diyelim. A kare demiş. Eksi 1'in karesi. Artı A kere B. Yani eksi 1 kere eksi 2. Artı bir de neyimiz var? 2'miz var. Eksi 1 kere eksi 2 ne yapar? 2 yapar. Burada bir tane 2 vardı. Bir de eksi 1'in karesi 1 gelir. 1 artı 2 artı 2'den cevap ne olur arkadaşlar? Edirne seçeneği olur. Yine dediğim gibi cevap anahtarınızda, ilk baskımızın cevap anahtarında Denizli olarak görünüyor. İkinci baskı hepsi düzelecek arkadaşlar. Kusura bakmayın.
Devam ediyorum. 9. sorumuzda AB 2 basamaklı bir doğal sayı. AB artı 2'yi AB'ye böldüğü takdirde burası 4, yani bölüm 4, kalan 11 olduğuna göre kaç farklı A doğal sayı değeri vardır diye sorulmuş bize. Öncelikle gençler AB artı 2 2 basamaklı sayısını, şuradaki AB'yi ben 10A artı B biçiminde çözümleyip 2 ekleyebilirim. Eşittir. Bunu elde edebilmek için bununla bunu çarpıp üzerine 11 ekliyorduk. O zaman çarpalım. 4A artı 4B artı 11 diyeceğiz arkadaşlar. 4A'yı 10A'nın yanına attım ve 6A kaldı. 4B'yi B'nin yanına attım ve eksi 3B kaldı. 2'yi de 11'in yanına attım ve eşittir 9 kaldı. Bu sayının tamamı 3'e bölünüyor. Dolayısıyla 3'e böleceksiniz. 2A eksi B eşittir 3 yapar diyeceksiniz. Şu an işlemlerimiz daha kolay, daha basit bir hal aldı. Şimdi burada küçük sayıdan başlayın arkadaşlarım değerler atamaya. Çünkü sadece rakamları vereceğiz biz burada. B sayımız, B rakamımız 0 olabilir. Yani 0 olursa 2A eşittir 3 olmaz arkadaşlar. Demek ki burada şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Tekliğe, çiftliğe. Bakın arkadaşlarım, burası %100 çift bir sayı 2A. Burası tek bir sayı. Tekten ne çıkarsa veya ne eklenirse sonuç çift olur. Tabii ki tek. Demek ki bunun da tek olması gerekiyor. Ya da çiftten tek çıktı, sonuç tek kaldı gibi. O zaman ben B'ye tek sayılar vereceğim. Yani 1 gibi, 3 gibi, 5 gibi, 7 gibi, 9 gibi. Tamam. Şimdi bunu şuraya çekmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. 1, 3, 5, 7, 9. Şimdi B 1 olursa A 2 olur. Çünkü karşıya attığınız 4 geldi. 2A 4 ise A 2'dir. B 3 ise A da 3'tür arkadaşlarım. B 5 ise A 4'tür. Ha bak, mantaliteyi çözdün. 2 3 4 diye devam ediyor. O zaman 5 6 olacak bu da. Şimdi tabi A sayısının kaç tane A doğal sayı değeri vardır diye sormuş. 1 2 3 4 5. Cevaba 5 diyemezsiniz. Neden? Çünkü cevap 5 değil arkadaşlar. Peki ne yapmamız gerekiyor hocam? Nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Nerede hatamız var? Aslında şuraya kadar bir hatamız yok hiçbir şekilde. Sadece dikkatten kaçan bir şey var. O dikkatten kaçan şey de şudur arkadaşlar. Burada A ile B'nin toplamının %100 11'den daha büyük olması gerekiyordu. Bakın A ile B'yi toplayın 3, toplayın 6, toplayın 9, toplayın 14 değil 12. 12. Toplayın 15. Hangileri 11'den büyük? Tabii ki bu değil, bu değil ve bu değil. İşte şunlar. Demek ki A'nın alabileceği kaç tane değer varmış? 2 tane arkadaşlar. Cevabımız da Bursa seçeneği olacakmış deriz. Ve devam ediyorum 10. sorumuzda. SML Bankası'nın müşterileri için hazırladığı kredi kartlarının bir örneği yukarıdaki şekilde verilmiştir. Ön yüzde bulunan 8 haneli XYZTABCD kart numarası, arka yüzde bulunan 3 basamaklı da güvenlik numarası arkadaşlarım. O CVV dedikleri var ya, o işte. SML Bankası kredi kartlarının geçerli olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki koşulu sağlayan kontrol sistemi oluşturmuştur. P sayısı XYZT'yi, yani şunları toplayıp 2 ile çarpıyor. Bunları toplayıp 3 ile çarpıyor. P'yi elde ettik mi? Daha sonrasında P'yi elde ettikten sonra bunu 6 ile çarpıp 5 ekliyor ve KLM şuradaki güvenlik kodunu, güvenlik numarasını veriyor bize. Buna göre aşağıda verilen kart ve güvenlik numaralarından hangisi SML Bankası'nın geçerli kartına aittir diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle arkadaşlar, buradaki bizim güvenlik numaramız 6'nın katından 5 eksik olmalıydı. Veya 5 fazla olmalıydı. Dolayısıyla güvenlik kodlarını bu şekilde eleyebiliriz. Peki başlayalım elemeye. Bakın güvenlik numarası 6'nın katı 6P artı 5 biçiminde değil. Dolayısıyla B şıkkını direkt olarak eleyebilirsiniz. İlk gözüme çarpan oydu mesela. Tamam. Sonra devam edelim. 6'nın katından 5 fazladır 617. 571 sayısına bakalım arkadaşlarım. 6'nın katı mı değil mi, bunu kontrol edelim. 571 sayısını 6'ya böldüğünüz takdirde 57'nin içerisinde sevgili arkadaşlarım 9 defa var. 54 çıkardım. 31 kalan ne? 1. Kalanın ne olması gerekiyordu? 5. Demek ki C de olamıyor. 431 sayısı 420 tam bölünüyor. 11 kalan 5 olur. Tamam. 419 sayısı ise 400 bakalım. Aynen, bu da oluyor. Tamam. Şimdi olmayanlar arkadaşlarım zaten B ve C idi. Onları da eledik. Onlara bakmamıza gerek yokmuş yani. Şimdi gelelim şu kısma.
Şurası XYZT kısmıydı. Şurası ABCD kısmıydı. XYZT'yi toplayıp 2 ile çarpacağız. ABCD'yi toplayıp 3 ile çarpacağız. Önce şurayı bir toplayalım. 6, 3, 2 daha 11 arkadaşlarım. 11'i 2 ile çarptınız. 22. Daha sonra geldik buraya. 9, 1 daha 10. 19, 27 yaptı. 27'yi de 3 ile çarpacağız. O da 81 yapar. İkisini topluyorsunuz. İkisini toplarsanız 103 gelir. 103'ü 6 ile çarpacaksınız. 618. 5 ekleyeceksiniz. 623. 617 demiş burada. Bu da cortladı. Geçtik Denizli'ye. 2910. Bunların toplamı 12. 12'nin 2 ile çarpımı 24 yapar arkadaşlar. Şuraya yazdım. 24. Artı 1923. Topladınız 15. 15'in 3 katı da 45 yapar. 45 ile 24'ü topluyorsunuz. Ne gelir? 69 gelir. 69'u 6 ile çarpıyorsunuz. 360 artı 54'ten 414 gelir. 5 ekleyince de 419'un ta kendisi yapar. Güvenlik kodu da zaten 419 olarak verilmiş. Böylelikle cevabın Denizli olması gerektiğini de söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum 11. sorumla bir diğer sayfamda. A sayısı 11 basamaklı 3-3-3-3 sayısı, bu 21 basamaklı 2-2-2-2, 10 basamaklı 5-5-5-5 sayısı olduğuna göre A kare artı B çarpı C değerinin 11 ile bölümünden acaba kalan nedir diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyeceğiz, kalanlar üzerinden yürüyeceğiz. Tabii ki ben buradaki sayının karesini falan almayacağım arkadaşlar. Öncelikle A sayısı için bir tane örnek ben size göstereyim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 basamaklı demiştik. Bakın arkadaşlar 11 ile bölünme kuralı için bir artılı bir eksiliydi ya. Bundan bunu çıkardınız 0. Çıkardınız 0, 0, 0, 0 kalan. Kalan neymiş? 3. Bunun kalanı 3. 11 basamaklı ya, tek adette olduğu için ikişerli gruplandırdığı zaman şunların hepsi 0 oluyor zaten. Sonda kalan kadar kadar oluyor. O zaman bu da 21 basamaklı, bu da tek sayı. O zaman bunun kalanı nedir 11 ile bölümünden kalanı? 2'dir. Burası 10 basamaklı tek olduğu için arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Şöyle. Çıkardığınız 0, 0, 0, 0, 0. O zaman kalan 0. Şimdi A kare demiş ya, ben A'nın karesini yerine bunun karesini alacağım. 9 çarpı B gördüğüm yere 2, C gördüğüm yere 0 yazacağım. Bu da neyi verir bize? 9'u. 9'un 11 ile bölümünden kalan kaçtır? Tabii ki 9'dur. Cevabımız Edirne'dir diyeceğiz. 12. soru. 12. soru. Rakamları birbirinden farklı 12 ile tam bölünebilen 4 basamaklı en küçük 2 doğal sayının toplamı kaçtır? Şimdi gençler dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Rakamları birbirinden farklı olacak ve 12 ile bölünen 4 basamaklı biz en küçük sayıları arayacağız. Öncelikle 1000 civarında ne var? 960 mesela, 12, 96 12'nin katı ya, 8 katı. 960 da katıdır o zaman, 80 katıdır. 960 ama 4 basamaklı demiş tabi. Bir 12'nin katı daha ekledim. Mesela 48'e eklersem ilk 4 basamaklı sayıyı bulmuş olurum. 1008 ama rakamları farklı değil. O zaman bir 12 daha ekle. 1020. Rakamları farklı değil, sıfırlar aynı. Bir 12 daha ekle. 1032. Rakamları farklı ve sağladı. Bir 12 daha ekle. Çünkü 2 tane demiş bize, 2 doğal sayı. 1044. Rakamları aynı. Bir 12 daha ekle. 1056. Rakamları farklıdır. İşte bu ikisinin toplamı sorulmuş bize. O halde 2 ile 6'nın toplamı 8, 3 ile 5'in toplamı 8, sıfırlar 8, 1'ler 2. 2088 bizim cevabımızdır. Cevap Denizli'ymiş gençler. 13. sorumuz. Yukarıdaki bölme işleminde bölen ile bölüm yer değiştirebildiğine göre A'nın alabileceği değerler toplamı nedir diye sorulmuş. A pozitif bir tam sayıydı bu arada, bunu da unutmayalım. Arkadaşlarım ne olmak zorundaydı? 2A artı 5 şundan daha küçük olmak zorundaydı. Onu bir yazalım. 2A artı 5 küçüktür. 3A eksi 4 dedim. Buradan A büyüktür. 9 geldi. A 9'dan büyükmüş bu cepte. Bir de bölenle bölüm yer değiştirebiliyorsa tabii ki kalanımız bölümden de küçük olmak zorundaydı. Yani 2A artı 5 küçüktür 29 diyeceğim. Burada 2A küçüktür 24 ve A da küçüktür 12 olacak, her iki tarafı 2'ye böldünüz. Bakın A sayısı 9'dan büyükken 12'den de küçükmüş. O zaman burada A'nın alabileceği de hangi değerler var? Hocam bir 10 var, bir de 11 var. İşte bunların toplamı sorulmuş. Bunları toplarsanız 21 yapar arkadaşlar. Cevap da B seçeneği olmuş olur. Geçtim 14'e.
Tersten okunuşu kendisine eşit olan sayılara palindrom sayılar denir. Örnek olarak da 123.321'i tersten okuyun 123.321, 121'i tersten okuyun 121 gibi. İşte bunlar palindrom sayılardır. Buna göre 3 basamaklı palindrom sayılardan kaç tanesi 3 ile bölünür ama 5 ile bölünmez? Şimdi 3 ile bölünmesi için rakamlarının toplamının 3'ün katı olması gerekiyordu. Ve sevgili arkadaşlarım, palindrom sayılarda, 3 basamaklı palindrom sayılarda burası ayna görevini üstlenir. Yani şu iki sayı birbirinin aynısı olur, bu iki basamak birbirinin aynısı olurken buradaki kafasına göre takılabilir. Madem öyle kafasına göre takılabiliyor, başlayalım arkadaşlar. Ortası 0 olabilir, ortası 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4, 5, 6 olabilir, 7 olabilir arkadaşlar, 8 ve 9 olabilir. Başka olamaz. Şimdi burası 0 iken rakamlarının toplamının 3'ün katı olabilmesi adına burası 3 ve 3 olabilir. Bakın 0 0 0 yazmadım. Veyahut 6 0 6 olabilir. Veyahut 9 0 9 olabilir. Bakın bunların hepsinde rakamları toplamı ortası 0 iken rakamları toplamı 3'ün katı. Başka hocam. 1 1 1 ortası 1 iken 1 1 1 olur. 3 ekle 4 1 4. 3 ekle 7 1 4. 2 2 2. 3 ekliyorsun 5 2 5. 3'ün katıdır. 3 ekliyorsun 8 2 8. Bir tane bulduktan sonra hep 3 ekliyorsunuz. Dikkat ettiniz mi? 3 3 3 6 3 3 6 3 6 ve 9 3 6. Bir tane daha buluyoruz. 1 4 1 4 4 4 ve 7 4 7. 3 ekleye ekleye gittik yine. Başka 2 5 2 5 5 5 ve 8 5 8. Bir tane daha. 3 6 3 sıfırdan başlayamam. 6 6 6 ve 9 6 9. 7 ile ortası 7 olanlar 1 7 1. 3 ekledim 4 7 4. 3 ekledim 7 7 7. Ortası 8 olanlar 2 8 2. Daha sonrasında 3 ekledim 5 8 5. 3 ekledim 8 8 8. Ortası 9 olanlar 3 9 3. 6 9 6. 9 9 9. İşte bitti. Çok şükür. Şimdi burada toplam 10 tane rakam kullanmıştık. Her birinde 3 tane grup var. Dolayısıyla 30 tane sayımız var arkadaşlarım. Şu an yazdığım ekranda. 30 tane yazmış mıyız? Ay maşallah. 30 tane sayı var. Ve bu 30 tane sayıdan bazıları 5'e bölünebildiği için onları da eleyeceğiz. 5'e bölünme kuralı neydi? Sayının birler basamağının 0 veya 5 olmasıydı. Burada 0 hiç yok ama 5 olanlar var. Mesela buradaki gibi. Bakın bunun elenmesi gerekiyor. Bunun elenmesi gerekiyor ve şunun elenmesi gerekiyor. Dolayısıyla 30'dan 3'ü çıkarırsanız arkadaşlar doğru cevabın 27 olması gerektiğini görebilirsiniz. Yine tekrardan her soru için bundan sonra ayrı ayrı özür dileyeceğim arkadaşlar sizlerden. Bunun da cevap anahtarı C olarak girilmiş. Üstelik yine aynı şekilde kampta çözdüğüm bir soru. Cevabını E diye okumamıza ve 10 kere tekrar etmemize rağmen, 10 kere kontrol etmemize rağmen gözden kaçan farklı bir detay. Cevap C olarak girilmiş arkadaşlar ama cevap Edirne seçeneği olacaktı. Geçtim 15'e. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türk vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan ve son rakamı bir çift sayı olan kişiye özgü bir sayıdır. Yüksel Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını bir kağıda yazıyor ve daha sonrasında rakamlarını toplayıp toplamın sonucunu kimlik numarasından çıkarıyor. Yüksel'in bulduğu sonuç aşağıdakilerden hangisine kesinlikle tam bölünür? Şimdi benim Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaram ABCD sayısı olsun ve bu arkadaşlar 11 rakamdan oluşuyor gibi düşünelim. Eğer ki ben bundan bunun rakamları toplamını çıkarırsam, bakın A artı B artı C artı D'yi çıkaracağım, tamam mı? Şimdi arkadaşlar rakamları toplamıyla alakalı olan hangi bölünme kuralları vardı? 3 ve 9 vardı. Şimdi ben tutup şu eğer 9'a bölümünden kalan x ise bunun da 9'a bölümünden kalan x olmak zorunda. Çünkü bu bunun rakamları toplamı zaten. E peki kalanları çıkarın. X'ten x'i çıkarın. Kalan ne gelir arkadaşlarım? 0 gelir. O halde bizim bu sayımız kesinlikle ama kesinlikle 9'a tam bölünür. Arkadaşlarım bunu başında 0 girmeden telefon numaralarınıza da uygulasanız olur. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranıza da uygulasanız olur. Herhangi bir kimlik numarasına. Yalnız şöyle bir durum var.
Hocam ben denedim. Benim kimlik numaram 4'e de bölünüyor. Bu işlemi yapınca 4'e de bölünüyor. Bakın olabilir ama ne demiş? Kesinlikle tam bölünür. Yani bütün kimlik numaralarını aynı işlemi uygularsanız belki bazıları 4'e bölünmez, 2'ye bölünmez, 5'e bölünmez, 7'ye bölünmez ama 9'a kesinlikle bölünür arkadaşlar. Tamam? 9'a kesinlikle bölünür. Ve devam son sorumuz. 3 arkadaş bilye sayılarıyla ilgili şu bilgileri veriyor bize. Bir tane demiş ki, şimdi burayı biraz dikkatli yazmamız lazım. Normal şartlar altında soruda farklı isimler yazıyordu. Sanırım Anıl, Kaan ve Halil yazıyordu. Ama Irmak hocanız soruyu değiştirirken yani benim yazdığım soruyu değiştirmiş ve kendi kuzeninin isimlerini yazmış. Birtan, Birkan ve Birhan diye. Keşke yazmasaymış. Yani soruyu okurken isimden kaynaklı yanlış yapabiliyorsunuz o derece. Üç kere çözmeme sebep oldu. Şimdi Birtan diyor ki Birkan'ın. Şimdi Birkan var. Tamam mı? Daha doğrusu şöyle yazalım ya da neyse sırayla yazalım. Birkan diyor. Birkan Birhan'dan bahsediyor. Birhan da Birtan'dan bahsediyor. Heh. Tamam. Şimdi gençler. Birtan demiş ki Birkan'ın bilgi sayısını 12'ye bölersem kalan 11 oluyor. 12'ye bölünce kalan 11 oluyormuş. Güzel. Birkan demiş ki Birhan'ın bilye sayısını 4'e bölersem kalan 1 oluyor. 4'e bölersem kalan 1 oluyor Birhan'ın bilye sayısını. Birhan da Birtan'ın bilye sayısını 3'e bölersem kalan 1 oluyor demiş. Güzel. Şimdi 3 tane öncül var. İfadelerden hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Birinci öncülümüzü okuyalım. Birtan ve Birkan'ın bilye sayılarını toplayalım demiş. Toplayalım. 12K artı 3B artı 12 yapar. 3'ün katıdır demiş. 12 3'ün katı, 3 3'ün katı, 12 3'ün katı olduğu için evet birinci öncülümüz doğru. 1 olmayanları sayabilirsiniz mesela. 2'ye bakalım. Birhan ve Birtan'ın bilye sayılarının toplamı yani 4A artı 3B artı 2. 2'nin katıdır. Bak burası 2'nin katı, burası 2'nin katı ama B hakkında bilgim olmadığı için ve burası da 3'ün katı oldu. Mesela B tek sayıysa 3 kere tekten tek gelir. Dolayısıyla 2'ye bölünmez. Demek ki bu kesinlikle veya daima doğru değilmiş. Birkan ve Birhan. Bunların bilye sayıları toplamı da 4'ün katıdır. Onu da yazalım. 12K artı 4A artı 12. Bakın 4'ün katı 12, 4 4'ün katı 12 4'ün katı. Dolayısıyla bu ifadede doğru cevabımız bizim 1 3 olacakmış sevgili gençler. Evet, bu videomuzun ve testimizin de sonuna geldik. Artık yarınki konumuzda sizi karşılayacağım. EBOB EKOK işleyeceğiz arkadaşlar ya da farklı bir tabirle OBEB OKEK işleyeceğiz. İkisini de söyleseniz hiç sıkıntı değil. Anlayan zaten bir şekilde anlıyor. Yarınki konumuzda görüşeceğiz arkadaşlar. Yarınki konuya kadar şöyle OBEB OKEK'le alakalı birkaç kestirme bilgiler öğrenebilirsin. Gerek Google'dan gerek kitaplarımızdan, konu anlatımlı kitaplarımızdan şöyle birkaç bir şeye bakın ki ben anlatırken yabancılık çekmeyin arkadaşlar. Çünkü yarın OBEB OKEK'i çok ama çok güzel öğreneceksiniz. Benden size söylemesi. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın. Ha bir de sizi seviyorum.